insan bir mesaj atar ya. Şirketin otoparkında aşığım diye bağırması biliyorsun ama bir mesaj atmaktan aciz. Bak aramayı geçtim, farkında mısın? Ay ben bugün şirketten erken çıktım. Belki onun bile farkında değil adam. Ay Fıtkı yok, Rıfkı yok, Firo yok. Ben burada salak salak konuşuyorum. İşte boşa dememişler aşk insanı delirtir diye. Tövbe bismillah. Delirtmekle kalmadı. İyi saatte olsunları komşu eyledik. Ya sen delirdin mi yılın arası bu saatte odamda ne işin var? Seni özledim. Ben de özledim. Şirkete döndüğümde gitmiştin. Neden gittin? Ya yarın söylettirme işte ya. Sen yoksa telefonda söylediklerinden mi utandın? Ya. Yıl. Ya sen ne zaman gelsen mutlaka birine yakalanıyorsun. Nasıl bu riski göze alırsın? Defne. Hı. Sakin bebeğim, sakin. Ha? Ya sen aşıkken hem saf hem tatlı oluyorsun Naz kızım. Bence de oluyorum. Yani en azından saflaştım. Hatta ciddi salaklaştım kesin. Yılın, tamam bak hadi özledin, hasretle giderdin, hadi sen git. Ya ne demek, aşağıya kaçsan toprak, topraktan kaçsan çınar, vallahi öldürürler bizi ya, mahşerde kavuşuruz cidden. Defne, dün gece hiç uyumadım, çok uykum var. Ha işte bak ne güzel, hadi bakalım uyusun da büyüsün benim paşam, hadi yürü git. Burada uyuyacağım. Ne? Seninle. Vallahi de. Vallahi. Bence orada dikilme. Uyusan iyi olur. Sabah şiş gözler çirkin olursun. Birincisi sevgililer. Sevgililerini çirkin demezler. İkincisi ben seninle uyuyamam. Defne, uyumak istiyorum ve bunu seninle yapmak istiyorum. İtiraf etmek istediğin bir şey var mı? Uyuyalım. Nasıl? Giderim var mı? Deli gibi aşıksın bana değil mi? Deliydik. Benaz kızı. Ya. Ne güzel rüyas. Rüya değilim. Yılın. Güzelin. Ben sana çok aşığım biliyor musun? Biliyorum. Harika. Sen rüya değilsin. Ne değilim demiştim. Ben biraz önce sesli bir itirafta mı bulundum? Evet.
sonunda. Ama sayılmaz ki. Ben rüya diye dedim, asla sayılmaz. Çamur yapma Laz kızı. Ben şimdi banyoya gideceğim. Sonra uyanık uyanık tekrar alacağım itirafı. Çok beklersin canım. Yine yakalanıyordun, fark ettin mi Yalın Aras? Yine yakalanmadın, fark ettin mi Defne Barıç'ı? Bu duruma cuk oturan bir atasözü der ki, bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge ve üçüncü... Ne diyordun? Şey mi diyordum? Üçüncü kez sıçrayan çekirgenin başına gelecekleri söyleyecektin. Ne kadar saçma şeyler söyleyecekmişim. Aslında ben söyleyebileceğin saçma olmayan birkaç şey biliyorum. Ne gibi birkaç şey? Uykunda söylediğin türden bir şey mesela. Ay! Taktın itiraf da itiraf diye ya. Öyle bir şey etmiyorum canım itiraf falan ben. Ay günaydın Rıfkıcığım. Unut itirafı. Yok itiraf. Unutmuyorum itiraf falan. Dostum bir saniye müsaade eder misin? İtiraf edeceksin Defne. Etmeyeceğim ya, etmeyeceğim. İnat mısın kızım sen? İnadım var mı? Ben de inadım. Ne olacak şimdi? Benim inadım seninkini döver. Yalnız öyle bakmazsam. Nasıl bakmazsam? İşte böyle. Ben böyle mi bakıyorum? Hı. Senin de işin zor, ne diyeyim? Ben de olsam böyle bir bakışa aşık olurdum. Ay! Ukala dümbeleyi seni ya. Aşağıda toprak, daha aşağıda çınar var. Ama yok, bizimkinde bir havalar bir havalar. Demiyor ki hazır hayattayken kalk şuradan gidelim de kaçalım demiyor ama sürekli bir itiraf, bir inat. Aslında bırakacaksın bunu iki barutçunun ortasına. Debelensin dursun. Ama yok işte bu bendeki de vicdan. Sırıtma Yalın Aras. Ve eminim Çınar barutçunun sol, toprak barutçunun da sağ kulağı da çınlıyordur. Şimdi korkusuz kalasçım. Ben giyinir giymez buradan kaçıyoruz ve senin hayatını bir kez daha kurtarmış oluyoruz. Ay ay. Dostum biliyorum benim de ömrüm yiyecek. Ay Yalın. Ne iyi ettin de aradım. Vallahi özlemiştim. Ne kadar uzun zaman oldu görüşmeyeli. Tam tamına 24 dakika. Hasretimden dakikaları mı sayıyorsun bebeğim? Aynen bebeğim. Bir türlü geçmek bilmiyor. Her biri bir asır gibi geliyor bana. Tövbe tövbe. Peki sen niye aramıştın şirkete varmamız 10 dakika kalmışken? Çünkü bir derdim var. Hatta iki derdim var. Çok dertliyim Belaz kızı. Allah Allah. Niye çok dertlisin acaba? Çünkü sevdiğim kız bana açılmıyor. Yalın, şu an ağlıyorum biliyor musun? Ağlama da çare bul hadi. Sayın abonemiz, bu bir bant kaydıdır. Aradığınız istikametteki bütün hatlarımız doludur. Tıt 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 tıt. Abonen olurum Defne. Hayır canım, sen benim bant kaydım oldun. Çevir çevir dinle, hep aynı terane. Ay adamın bir tane derdi var, başka hiçbir derdi yok yahu. Öyle deme, bir derdim daha var demiştim. Aa, ay hayatıma bir renk geldi vallahi. Neymiş canın diğer derdin? Açım. Ay, bir erkeğin aç olabileceğine bu kadar sevinebileceğimi hiç tahmin etmezdim. Peki ben bunun için ne yapabilirim? Kenara çekebilirsin. Süpersin, bir de oluyorsun için. Ustam iki simit alabilir miyim? Eyvallah. Şöyle vereyim. Tamam üstü üstü kalsın eyvallah. Sürün sen de boş.
biliyor musun? Bu bizim ilk kahvaltımız ve ilk randevumuz. Hı. Yani ilk randevumda bir odunla odun ateşinde pişmiş simit yemek o kadar manidar ki. Ay çok bahtiyarım. Ay öğlen de tavuk döner yiyelim mi? Heh, ben de kızın ayarı değişti sandım. Yine laf sokuyorsun değil mi? Yok, peynir de alaydın da yiyedik diyorum. Kızım bak seni. İstiyorsan başka yere gidelim gerçekten. Ha yok, geçti. Ne yapalım, olanla oduna çare yok. Of Defne. Ya tamam, şaka şaka. Vallahi burası çok güzel. Simit de çok güzel. Ciddi mi? Bak gerçekten peynir falan istiyorsan. Ya istemiyorum. Ben zaten o paket peynirleri hiç sevmiyorum. Böyle her şeyi tam istediğim gibi. Şahsen ilk randevuda simit alan Anadolu çocuklarına bayılırım. Hmm. Kaç tane ilk randevuda simit alan Anadolu çocuğu tanıdın sen bakayım? Aha, kıskanç Anadolu çocuğu. Kıskanma bebeğim. En çok sana bayılıyorum. Hmm. Ne kadar bayılıyorsun? İtirafa yetecek kadar değil. Hiç heveslenme. Bak bir kırılırsa sevdiğini kalbine gömer Anadolu çocuğu. Hmm. Ha ya. Ay. Allah çay da geldi. İçersin değil mi? Kardeş iki çay verir misin? Biri açık olsun, biri demli olsun. Ya şu çocuğa baksana, kızın ya ne kadar yakışıklı. Sakin ol kızım Defne. Sonuçta adam taş. Yani kızlar bakabilir. Ama sen o kızları yolmak ister misin? Elbette istersin. Ama yolmazsın. Neden? Ay neden? Çünkü adam aşık aşık sana bakıyordu ondan ya. Sevgisi olmaz ya böyle. Sırf biz de yürüyoruz. Nasıl ki? Güzel yeri ya. Bence daha güzel bir yer var. Az yana kay. Burası. Ya. Dur bir simit daha alayım ben. İyi misin güzelim? Harikayım. Şöyle gamzeli gamzeli gülmesene be adam. 40 yıllık modifiye yakalasın romantik olacağı tuttu arkadaş. Ay. Bir şey mi dedin güzelim? Ha? Yok ne diyeyim? Biz kalksak mı? Defnem şuraya daha yeni gelmişiz. 2 dakika huzur bulmuşuz. Hem sen baksana bir bana. Hı. Şimdi de gül bakayım. İşte bak, böyle bir manzara varken kalkmak olur mu şimdi hiç? Ya, olmaz tabii. Manzaraya hayran kalmamak da elde değil ha. Canım sen bir dönsene önüne. Aa, manyağa bak. Deli midir nedir? Ya evet, deliyim. Siz sabahtan beri sevgilimi gözlerinizde yiyince delirdim ben de. Hiç hicap, haysiyet, haya yok mu canım? Ha? Ne yaptınız? Ay sabah evde mi unuttunuz? Edep ister misiniz? Vereyim mi birazcık edep? Ha? Size buradan bir ardamarın nakli yaparım. Üf. Vallahi inanamazsınız yani.
Defne ne yapıyorsun? Ay ne yapıyormuşum ya? Allah Allah. Tamam hadi yeter doyduk. Sen de bırak bakayım şunları. Kalk 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 kalk. Hadi arabaya gidelim. Kalk. Ay kalksana be. Sonra konuşuruz, tamam mı? İyi, bana uyar. Tamam. Şimdi konuş. Ne diyeceksin? Bak kızlara ayıp oldu falan diyeceksen sakın deme, vallahi deliririm. Ay, neydi o edepsizlik öyle ya? O yüzden baştan uyarıyorum. Söyleyeceğin şey başka bir şeyse söyle. Başka bir şey. Ne? Arabanı orada unut. Ya Yalın, ya dalga geçip durmasana sen de. Ne yapayım canım, kızlar bir türlü gözlerini senden alamadılar. Harbi de böyle üstüne imalı imalı laflar falan. Delirdim yani ben de. Alem olmuş zük. Ay hayır, sen niye bir neşelendiysen? Ha? Yani böyle alem bana hasta havalarına falan mı girdin? Hı? Ben ne gireceğim havalara, sen gir. O niye o? E işte alem bana, ben sana hasta. Las kızım. Ay. Ay sevsinler. Alem buna hastaymış da, o bana hastaymışmış da falan da filan da. O şifayı sende bulmasınlar canım. Mümkünse böyle bir tez elden taburcu olsunlar. Ay yoksa valla hasta filan dinlemeyeceğim. Vereceğim hepsinin eline vasiyetlerini. Ay hasta nedir ya ayrıca? Ha, böyle memlekette salgın varmış gibi. Hasta dediğin bir tane olmalı. Özel olmalı. Hatta ve hatta mümkünse kronik olmalı. Böyle virüs salgını varmış gibi böyle ağzı açık hastalıklı alemi ben var ya. Ya sen manyak mısın? Çınarın önüne niye çekiyorsun arabayı? Sabahki korku sana yetmedi mi? Geri bas. Çık 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 çık. Geri bas hadi. Ne şirin görünüyorsun. Öyle bakayım. Ha. Alttan alttan bir yumruk çakacağım. Göreceksin sen o zaman şimdi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Kimin inadı kimi dövecek göreceğiz Defne Barış. Şşşt. Bana bak. Şuraya geldi. Barutçu. Aras. Vah vah. Efe, çıkmayacağım orada. Selam. Abim sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorum? Ben ayakkabımın bağcıklarına şekil veriyorum ya. Şey olmuş da. Ne işin var bu adamın arabasında? Ne işim olabilir? Şimdi şöyle, şu iyi işim var. Biz sabah toplantı yapalım dedik. Yaptık, toplantıdan dönüyorsun. Sabah sabah, şirketin dışında. Tabii hiç aç akıl çalışır mı? Çalışmaz. Biz dedik ki madem sabah sabah toplantı yapıyoruz da birer simit yiyelim dedik. Değil mi Yalın? Öyle mi dedik? Şakacı şey ya. Demedik mi kalasçım dedik ya. Hatırlamıyorum valla. Olmadı mı? Aşk ölene. Anladın mı? Demek ki ben öyle aklımdan geçirmişim. Sonuçta toplantıdaydık yani. Ne? Yani be. Sabah sabah ne canım bu böyle sorgu sual. Ha neymiş efendim, ben patronumun arabasından inmişim. Aman ne büyük dert, ne kadar büyük dert. Patronum yani patronum yani. Bir bak adama bak, güvenilirlik timsali. Adam gibi adam, adamın dibi. Hem ne bu? Hı? Nedir ya bu?
Yıl olmuş 2015. Teknoloji böyle bir almış başını gidiyor. Uzaya balayı seferleri düzenleniyor. Ben burada nelerle uğraşıyorum? Aa, sen ne yapıyorsun burada? Ha, şirketin önünde sen ne yapıyorsun? Senin hiç işin gücün yok mu? Benim şahsen acayip işim var. Üf, öyle böyle değil. Çok pis işim var. Hadi bakalım. Size hürmetler, saygılar size. Ben bittim. Kesin bittim. Bak yazık olsun yüzünden ya. Ay ama sen de çok gittin kızın üstüne. Yani sonuçta yabancı birinin arabasında değildi ya. Yok vallahi yabancı değilim. Ya değil yani. Değil mi? Değil. Sonuçta. Sevgilisiyim. Ay! Abi sen ne diyorsun abim? Çınar sakın inanma. Çocukcağız panikten ne söylediğini biliyor mu ya? Bilmiyor vallahi. Patronum demek istedi patronum. Ya Allah'ım. Kafayı yedi dağ gibi abim. Siz ne gülüyorsunuz be? Barutçu, bence Yeşim'in durumu anlaması 2 dakika sürer. Yeşim akıllı kız. 1 dakika sonra çözecek olayı. Gördün mü? Bak ben sana dedim. 1 dakika olmadan çözdü olayı. Akıllı, zeki, kara kız. Yeşim, sakın Defne'ye söyleme. İtiraf etmesini istiyorum. Söylemem de biliyorsan... Hani? Morluk yok, çürük yok, elmacık kemiklerin sağlam, çenen yerinde, kafan desen maşallah. Ne? Böğrüne böğrüne mi çalıştın? Yoo, vurmadım. Nasıl vurmadın ya? İnadı tuttu Barutçu'nun. Vur dedim, hakkındır dedim, seviyoruz be abi dedim ama yok. Adam keçi arkadaş. Gördün mü? Medeniyet böyle bir şey işte. Sen gittin, hiç acımadan dağıttın garibimin suratını. Aman da aman, medeni öküzmüş bu. Yeşim, gidiyoruz ha. Oha lan oha, ne sarılıyorsun kardeşime? Niye lan? Sen sabahın köründe bizim kardeşimizi arabaya atarken gider yapıyordun. Sen de sabahın körü ayrı diyarlarda değildin Barutçu. Bana bak yalın aras, benim var ya damarımı attırma, delletme beni. Dellen lan dellen. Aa yeter. Yok değilmiş değilmiş. Size medeniyet falan uğramazmış. Bana böyle anlık bir yanılgı gelmiş. Ay yiyin birbirinizi. Mis. Niye dellendi lan bu yine? Ne bileyim oğlum. Hadi. Aslanım.